Beni hepiniz tanıyorsunuz. Hatta benimleri bile tanıyorsunuz. Gamsız bir babanın, ilgisiz bir annenin en küçük çocuğuyum. Babam bazen de annem direnmek için beni sizlerin yanına getirirlerdi. Bazen minibüs duraklarının önünde buluşurduk sizlerle. Bazen trenlerin içinde, bazen çarşı pazar her yerde. Evimizi geçindirmeye daha doğduğum gün karar vermişlerdi. Konuşmaya başladığımda dudaklarının arasına dökülen ilk cümle Allah'ın rızası için para verin demek olmuştu. Payca payca ki kadınlar baktığım zaman çocuklarınızın oynadığı parklarda sen bak çapmak olmuştu ilk kişi. İstediğim her şeyi veriyordunuz bana. Oysa ki o istekler bakamayacağını bildiği halde doğurdu ve doğduktan sonra bakamadı. Ölümün sömürü aracı olarak kullandı. Hiçbir zaman çalışmayan ve çalışmayı düşünmeyen kansız ve ruhsuz babanın istekleriydi. Yani benim babamın ve sizler o isteklere cevap verdikçe benim yaşam hakkımı, benim eğitim hakkımı, benim sağlık hakkımı, benim çocuk oğlan hakkımı elinden aldınız. Ve şimdi ben en az annem babam kadar sizleri de suçluyorum. Karga, yanımızda, fırtınada, direndiğimi ya da çalıştığımı gördüğünüzde istismara girdiğimin hiç mi farkına varmadınız? Hangi anla vicdanla paltosuz, ayakkabısız, incecik giysilerle sokakta yaşayan benim gibi çocuklara para verdiniz? Bir de marfetmiş gibi iyilik yaptığınızı sandığınız bu vahşeti etrafınıza zevkle geldiniz. 5 yaşında acılarla tanıştım. Sokaklarda yatmayı, tercize uğramayı, aç kalmayı, diner çekmeyi, sürünmeyi, kısacası yaşarken ölmeyi 5 yaşında tanıdım. 5 yaşında ilk etiketini taşıdım. Sokak çocuğu. Bu etiketin ağırlığını, ezikliğin ne demek olduğunu bilir misiniz? Ama her şeye rağmen sizleri çok seviyorum. Vicdanınız rahatsa bana ve benim gibilerine para vermeye devam edin. Yok, eğer vicdanınız rahat değilse bana ve benim gibilere çok kula girebilmek için yarın